Açıkça söylüyoruz. Bir ülkede bir sorunu yaşayanlar sorunu söylüyor ve bu sorun tartışılıp çözülüyorsa orası demokrasi diye anılır. Yok ülkeyi yönetenler buna karar veriyorsa orası otokrasidir. Orada otoriterler vardır ve o ülke demokrasi değildir. Bugün Kürt sorunu yok diyenler Esenyurt'ta yaptıklarıyla, kayyum politikalarıyla Kürt sorununun var olduğunu kendileri sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya ilan etmişlerdir. Ve Ahmet Hoca'nın tutuklanacağını dün öğle saatlerinde Erdoğan açık açık söyledi. Yani kararı vermişler, talimatı vermişler, şekil şartı tamamlıyorlar. Biliyorsunuz Canan Kaftancıoğlu davasında, Selahattin Demirtaş davasında, Sözcü Gazetesi davasında, Hrant Dink davasında as dediklerini asan, kes dediklerini kesen, sarayın talimatlarını yerine getiren biri vardı. Ve onun adı seyyar giyotindi. Mahkeme mahkeme gezdirip adaleti katlettirmişlerdi. Onun adı adaletin cellatıydı. Son görevi bakan yardımcılığıydı, siyasiydi. Bir telefonla bana İstanbul'da lazımsın diye ta devletin en tepesindekinden aldığı emirle koştu geldi ve dünkü operasyonu yönetti. Buradan sesleniyorum. Sayın Erdoğan'ın talimatıyla gelip de bu operasyonlara girişen Akın Gürlek, Zekeriya Öz'ü hatırlıyor musun? Zekeriya Öz'ü. Ona da talimatı FETÖ veriyordu. Kumpas yapıyordu. Bıçağının iki tarafı da kesiyordu. Kibirinden yanına yanaşılmıyordu. Sonra günü gelince sıçan gibi kaçtı. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın Zekeriya Öz'üsün Akın Gürlek. Zekeriya Öz'üsün. Akın Gürlek savcı değildir. Akın Gürlek hukukçu değildir. Akın Gürlek vicdanı olmayan, aklı olmayan, hastane hastane sürünen mahkumları bile cezaya boğan ama Akın Gürlek adliye adalet katledilsin diye gezdirilen bir cellattır. Bu vicdansız bu millete hesap verecektir. Söz veriyorum. Elimde bir not var. Not. Avukatları tarafından evladı tarafından il başkanımız eliyle 5 dakika önce bana ulaştırıldı. Bakın, Silivri 9 nolu cezaevinden Profesör Doktor Ahmet Özer'in halkımıza selamlarıyla ilk mesajı şu şekildedir. İlk sözümüz personel ve arkadaşlarımın işlerine dört elle sarılmasıdır. Vatandaş asla mağdur olmamalıdır. Daha güçlü çıkacağım ve hizmetlerime kaldığım yerden devam edeceğim diyor.
Ahmet Başkan'a bunu yapan Akın Gürlek sadece bunu yapmaya gelmedi. Oyun büyük, kumpas büyük, talimat en yukarıdan. Bu oyunu, bu kumpası görüyoruz. Yapılanın önce Esenyurt'un seçme hakkına, sonra İstanbul'un seçme hakkına müdahale olduğunu, hevesin niyetin kumpaslarla Türk milletinin seçme hakkını kısıtlamak olduğunu, kendileri için risk gördüklerini, bileğini bükemediklerini, seçimde karşısına geçmeye korktuklarını ekarte etmeye çalışan bu anlayışa teslim olmayacağız. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Ahmak davasıyla mı, kumpas davasıyla mı, onunla mı, bununla mı diye düşünme. Aklından geçeni piyonlarına, cellatlarına yaptırmaya çalışma. Cesaretin varsa zaten bıçak kemikte. Kaçma, gel, çık karşımıza. Biz seçime hazırız. Er mi yaman, bey mi yaman? Varsa cesaretin. Sayın Erdoğan, bir ses duyuyorum. Sen duyuyor musun? Sen dün sözünü söyledin. Maşanla, silahşörünle, talimatınla sözünü söyledin. Çirkin kayyumunu, Beyoğlu'nda partili kaymakam olan kişiyi dün vali yardımcısı yapıp Esenyurt'un başına yolladın. Senin sözün bu. Bak, Esenyurt'un meydanı sözüne karşı ne diyor, duyuyor musun? Hükümet istifa diyorlar. Bir duralım, duymamış olabilir. Bir daha söylüyorum Erdoğan, Esenyurt meydan, tek yürek, tek ses, hepsi birden sana sesleniyor. Hükümet istifa diyorlar.